2 ve 4 Temmuz, Doğu, Çin, Kasım. Hocam 2. ve 4'e bekleyelim mi transfer yoksa şey yapalım, tak seçimi çıkıyor. Yani çok daha iyi gidiyorsun. Bizde onlar ya. Bizim kadar benim de bakışım var onlara. Bu ya. Daha iyi. Daha düşüğe gidersek bir anlamı var. 10 üzeri eksi 6'ya, 10 üzeri eksi 7'de de. Ortalarında Gümüşhane tarafından topladık. Burada sıcaklık ve nem kontrollü ortamda yayılarak Kanarya Otu'nu da Mayıs'ta toplandı mevsimi gereği Akçaabat tarafından. Bir işlevi var, bir yöntemi var. Onlara tabi tutacağız. Bir de kritik olarak özellikle tanımlanması, detaylı tanımlanması yapılsın. Yani hepsinin bir... Çünkü endemik bitkiler, belli sayılarının korunması lazım. O kurallarına uygun yapılıyor. Buldum şeklinde değil. Hangi mevsimde toplanıyor, hangi rakım, hangi bölgeden topladık, nasıl kuruttuk. Bitkileri şey yapıyoruz, böyle yer değiştiriyoruz. Evet, 2018 yılında bölgemizde endemik olan iki bitki türüyle çalışmaya başladık. Aldıgelin ve Trabzon Kanarya Otu. İlk aşamada bu bitkileri toplayıp içlerinde bir takım ekstraksiyonlar yapıp ne tür maddeler var onlara baktık. Bu uzun bir süreç oluyor bitkilerin içeriklerinin tanımlanması. Daha sonra orada bazı ön veriler elde ettik. Bir takım deneysel çalışmalarla ilaç olma potansiyelleri, çeşitli hastalıklarda bozulabilen hücresel mekanizmalara etki edip etmediklerine dair. Bu ön verilerle bir 3 yıllık bir sürecimizi tamamladık. Olumlu sonuçlarımızdan sonra şimdi tekrar daha detaylı her iki bitkimizi ve içindeki maddeleri çalışmaya devam ediyoruz. Bitkileri biz çeşitli işlemlere tabi tutuyoruz. Bitkilerin içerisinde de onların büyümesini, doğada ayakta kalmasını sağlayan çeşitli maddeler var. Farklı özelliklerde maddeler var ve biz bunları ayırdık. Bilimsel bir takım yöntemler var, standart yöntemlerle. Bu ayırdıktan sonra bazı fraksiyon dediklerimize geçen maddelerde hiçbir etki görmedik, bazılarında gördük. Bu bizim için daha olumlu ve umut verici bir gelişme. Dolayısıyla şimdi o maddelerin yapılarından hareketle bunların etki etmeleri muhtemel çeşitli hücresel mekanizmalara bakıyoruz. Özellikle düz kas diye tabir ettiğimiz organlarımızı çevreleyen bazı kaslar üzerine etkileri olduğunu gördük. Ve enflamasyon dediğimiz çok karmaşık bir mekanizma var. Belki halk arasında yara gibi söyleniyor ama bu daha karmaşık bir mekanizma. Buradaki bazı aşamalara etki ettiğini gördük. Dolayısıyla şimdi şu noktada bunları çeşitli deney hayvanlarında hastalık modelleri oluşturuyoruz. Standart kabul edilen bilimsel bazı modeller var. Buralarda etki edip etmediklerine bakacağız bu bileşiklerin ve hücre kültüründe deneyeceğiz. Bunların hepsi topluca bizim preklinik araştırma dediğimiz klinik öncesi çeşitli maddelerin ilaç olma potansiyellerini gösteren aşamalar. Biz orada ilerliyoruz. Standart olarak bu 7-8 senelik bir süreçtir. Her şey yolunda giderse. Biz işte ilk birkaç yılını olumlu geçirdik diye
tanımlıyoruz bilimsel kurallara göre. Dolayısıyla devam edeceğiz. Eğer onların hepsi olumlu sonuçlanırsa belki bir ya da iki molekülün daha ileri aşamalara, belki klinik fazlara gitme ihtimali olabilir. Bunları deniyoruz şu aşamada. Enleme toplantısına biz davet edildik. Ve bu enleme bitki hakkında bizlere bilgiler verildi. Tabii ben bunları tamamen klinik öncesi laboratuvar çalışmaları kapsamında söylüyorum. Net olarak şunun üstüne basmak isterim. Yani bunlar bu aşamada hiçbir şekilde bu bitki şuna kullanılır, buna kullanılır, bu ilaçtır, bu tedavi edici gibi ifadeleri kesinlikle kullanmıyoruz. Bunlar için çok erken. Biz klinik öncesi araştırmalardayız. Özellikle aldı gelin bitkisindeki bazı maddelerin enflamasyonla ilgili hücresel yolaklara daha etkili olduğunu gördük. Yaptığımız bazı ön çalışmalarda kanarya otundan elde ettiğimiz bazı bileşiklerinde çeşitli düz kasların kasılması, gevşemesi ile ilgili hususlarda, mekanizmalarda daha etkili olduğunu gördük. Bunları çeşitli şekillerde araştıracağız ama dediğim gibi bunlar tamamen klinik öncesi dediğimiz deneysel laboratuvar araştırmaları herhangi bir şekilde şu aşamada bir klinik yorum yapmak ya da bunun başka bir şekilde anlaşılması hani kesinlikle olmaması lazım. Onu net olarak söyleyeyim. Bunlar preklinik ilaç olma potansiyellerini araştırdığımız çalışmalar. Bağlanmanın zaman içinde güçlenmesi gibi bir şey oluyor ya, belli bir zaman yıkamamak da bir sıkıntı olur mu? Şu an yeniden bu projemizin dışında bu iki tane bitkiyle çalıştığımız projemizin dışında ilaç yeniden konumlandırma diye tanımladığımız bir takım yaklaşımlarla şu an klinikte kullanılan bazı ilaçları diğer bazı hastalıklarda kullanılma potansiyellerini inceliyoruz.